Hepinize selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Durucuğumu okula bıraktım, geldim. Yemeklerimi yapmıştım zaten. Dedim bir kahve içeyim, ondan sonra işlere koyulalım. Evet, dediğim gibi yemeklerimi okula gitmeden yaptım. Dedim bugün erkenden halledeyim. Sonra gün içinde bir şeyler çıkıyor, yemek geç saate kalıyor. Böyle ucu ucuna yetiştiriyorum. Herkes aç geldiği için bugün menümüzde nahut pilav var. Uzun zamandır yapmadım. Bana da Rıza hatırlattı. O çok sever böyle kıymalı nahut yemeğini. Dün akşam ıslattım, almıştım alışverişteyken. Şöyle bakın, Durum Markası'nın ürünleri güzel oluyor. İşte kuru fasulyesi, nahutu ben çok memnunum. Biz kıymalı seviyoruz bunu. Çok az havuç da doğradım ben buna. Böyle yemeğimi pişirdim. Az önce böyle bir iki kaşık aldım, kaseye koydum. Yedim vallahi sade sade. Lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Pilavı akşam yaparım diyordum ama neyse dedim pilavı da yapayım. Azra okuldan aç geliyor ya. En iyisi dedim yapayım. Şöyle bakın. O da demlenmiş. Ben böyle havlu kağıt mutlaka örterim. Böyle pilavımızda şey turşum var. Kabuska turşularım var. Bir de akşam turşu açarız. Mis gibi arkadaşlar. Evet, burada da pasta malzemesi var gördüğünüz gibi. Bisküvi pastası yapacağım kızlara. Akşama şöyle tatlımız da olsun. Geçen yıl sonu şeyinde kutlamasında bisküvi pastası yemiş çocuklar. Azra da demişti bana anne güzeldi işte sen de yapsana diye. Biliyorsunuz sık sık yapıyorum zaten. Ama şu bisküvi bakın 38 lira bu olmuş. 10 lira şu. Ben bu 1 litrelikten alıyorum. Etti sana 48. 12 lira falan da buydu herhalde. Kız bisküvi pastası bile 60-70 liraya mal olur oldu gerçekten. Her neyse seviyoruz Allah'tan. Bu sefer dörtlü aldım, üçlü almadım. Biraz dedim şöyle beş katlı falan yapayım büyük borcama. Önce pudingi pişirelim. Pastayı dolaba atalım. Pudingimiz pişti. Şöyle borcamı da getirdim. Böyle açtım ki rahat alayım diye. Sonra poşetten zor çıkıyor bazen. Şurada hemen şöyle şey oluyor. Nedir o? Kabuk oluyor üstü. Süt de koyayım tabağa da ben ıslatıyorum. Saatimizin de perdesini aralamış olduk Radyo Turkuaz'da. Bakalım kimler nerelerden dinliyor? Zuhal Diyarbakır'dan sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkımla eşlik edeceğim sizlere. Şu anda artık kimler Diyarbakır'da dinliyorsa, Diyarbakır deyince bende ayrı bir önemi vardır. Çok sevdiğim dostlarım var. Kulaklarını çınlatalım sevgili Öge ailesi. Öge ailesi de benden sevgiler, selamlar olsun. Yusuf Ege ve artık kimler dinliyorsa zaten muhakkak birazdan selamlarını alacağım ben de. Selamını aldık diye. Sevgiler, selamlar olsun. Aynı zamanda her gün. Dinle tutuşalım gel bir söz. Pastamız hazır arkadaşlar. Dolaba kaldıracağım. Birazdan üzerinde örterim. Hindistan cevizini ben böyle artık isteğe göre serpiyorum. Kızlar bazen sevmiyorlar onu üzerinde. O yüzden böyle sade bıraktım üstünü. Evet, Elif bacınızın başına ne geldi arkadaşlar? Ne gelmiş olabilir? Bakın şimdi. Evi süpürürken. Bir baktım bu yaylanıyor, tamam mı? Bu dedim niye yaylanıyor boşta gibi. Bakar mısınız? Buradan kırılmış. En son Rıza'nın elindeydi bu. Ama dedi bunda bir tuhaflık var diye mutfağa aldıydı. Demek ki o zaman şeydi, daha derin değildi yani böyle ki anlamadık. Şimdi şöyle bir bakarım. Gitti. Parça değişecek.
Kim bilir kaça değişirler. Hiçbir sorun yaşamadım bugüne kadar. Bakın ev süpürüyordum. O kadar memnunum ki çekim gücünden, her şeyinden. İnanın hiçbir sıkıntı yaşamadım. 2,5 sene oldu mu? Tabii 2 seneyi geçti, bunu kullanıyorum. Daha bir bozmuşluğum, kırmışlığım yok. Şuna bakın, artık hangimizin elinde olduğu bilmiyorum da. Şöyle yaylanıyor, Allah Allah. Ay bir de bakarım, oradan kablo görünüyor. Neyse, Philips'in servisine getireceğim. Garantisi bittiği için mecbur parayla o parça şu değişecek. Şu siyah parça değişecek. Başka bir yerinde bir şey yok, bu kırıldı. 600-700 tutar belki de. İşin kötüsü başka süpürgem yok. Biliyorsunuz o bana tanıtım gelenlerin hepsini ben sattım. Bir tanesini anneme hediye vermiştim. Kablolu süpürgemi kayınvalideme vermiştim. O yüzden evde benim yedek makinem yok. Çünkü hep bunu kullanıyorum. Neyse, yaptıracağım onu. Ben bunsuz yapamam zaten. Saati 3.30 yaptık. Azra geldi az önce. Zaten bu saatlerde geliyor. Öyle oturuyordum vallahi. Evi de süpürmeye devam edemeyince. Bir de canım da sıkıldı süpürgeye. Soranlar da vardı hatta. Elif abla memnun musun, öneriyor musun diye. Ben çok memnunum makinamdan. Yani hiçbir sorun yaşamadım. 2,5 seneye gidiyor. Ne kırdım, ne bir zarar verdim. Ya da ne işte çekim gücü azaldı falan. Ama böyle bir talihsizlik oldu. İnşallah parçası değiştikten sonra da tekrar sıkıntı çıkarmaz. Oradan, çünkü problem yaşayanlar oluyormuş. Kendi internet sitesinde yorumları var. Sürekli aynı yerden kırıldığını, hatta yeni alıp ikinci, üçüncü günü kıranlar varmış. Bir de ben çok hunharca süpürürüm. Öyle sakin iş yapamam yani. Ona rağmen 2 senedir hiçbir şey başına gelmemişti. Geleceği tuttu. Üzüldüm. Sağlık olsun. Biliyorsunuz bana tanıtım gelen 3 tane dikey süpürge vardı zaten yedekte. 2 tanesini ben Letgo'dan sattım. Çünkü 0 kutuda duruyordu. Bundan da memnun olduğum için o ikisini satmıştım. Bir tanesini de anneme hediye etmiştim. Hatırlarsınız. Başka da makinem yok. Kaldım öyle makinasız. Neyse, şimdi biz nereye gidiyoruz? Hemen şöyle bir üstüme bir mont geçirdim. Eşofmanla gideceğim valla. Azra'nın okul için alması gerekenler varmış. Aksu'dan. Aksu züccaciye biliyorsunuz. Yapıştırıcı bir iki bir şey. Onları alalım anne dedi. Hava da güzel ya. Onun da dolaşası varmış. Hep diyor çarşıya ben gelmeden iniyorsun diyor. Ben hep hani o okuldayken iniyorum ya genelde. İyi dedim, hadi Duru çıkana kadar inelim. Fazla vaktimiz yok dedim. Senin malzemeleri alalım okul için. 2 tur atar geliriz dedim. Bugün de onunla olsun bakalım. Onun gönlü olsun. Şimdi üstünü değiştiriyor. Yemek yemeyeceğim dedi. Geç yemiş herhalde okulda. Çarşıda acıkırsa zaten bir şeyler ayarlarız. Ya simit alır ya eve gelince yer bakalım. Biz şimdi Duru'nun çıkış saatine kadar dolmuşa binip okul saatine kadar gelmemiz lazım. Allah'tan yemek işim yok. Tatlımızı da dolaba attık. Şu an bizi eve bağlayan bir şey yok. Gidiyoruz. Azra, senin saçlar da bayağı uzadı ha. Bir ara kestireceğim diyordu da ben kıyamadım. Ay dolmuş. Hemen dolmuş geldi. Biz evden çıktık. Şansımıza beklemedik yani. Şimdi önce Aksu'ya gidelim. Azra alacaklarını alsın oradan. Allah bereket etsin. Sonra o kitabına bakacağız. Bu arada Azra, atölyem 7 Türkçeyi Trend Yol'da buldum. Trend Yol'dan al bakalım. Trend Yol'dan alacağım. Gecikir diye. Evet, öğretmenler pazarına yoksa şey yok. Geleceği yok onun. Test kitabını. Onu da şey, kuzenim söylemiş sağ olsun, Trend Yol'da vardır diye. Öyle bakalım. Ben de biliyorum da gecikir diye şey yapmadım. Gelir 2 gün, kargo 2 günde, 3 günde geliyor. Baksana buraya da geldiği yok. Ay kestane ne güzel görünüyor. Fındık, kestane. Kolay gelsin. Kilosu ne kadarmış? 60 lira. Bu da 80'lik. Aksu'ya geldik. Defter bakacağım dedin. Yapıştırıcılar da burada Azra. Japon yapıştırıcısı mı alacaktın? Şu neymiş? Süper güçlü diyor Azra. Uhu gibi mi? Bu, bence bunlar değil mi kız? Buldun mu? Ha, tamam al. Şu neymiş Azra? Ha, o sıvı siliciymiş kız. Karıştırdım. Ay rengarenk ne kadar güzeller. Azra. Kalemler ne kadar güzel. Defterler de burada. Kareli mi alacağım? Kareli mi alacağım?
Bulamadın mı? Ben o zaman üst kattayım. Sen bak da gel. Tamam mı? Üst kata çıkıyorum kızım. Gelmişken bakayım. Bayağıdır üst kata bakmadım. Şunlardan alacaktım. Buldun mu? Bu porselen olanı. Şunları çok seviyorum biliyor musunuz? Ne kadarmış? 20 lira diyor tanesi ya. Of. Tane 20 diyorsun canım. 10 lira olsaydı. 6 tane. O zaman gel üst kata çıkalım. Bakır cezve. Hadi gel bakalım Azroş. Bugün de senle gezelim. Hep yalnız geziyoruz. Bugün Azroş'la. Şu ayaklı sunumluklar. Şu 100 liraymış. Şu 145. Bu da küçük ama. Şurada şöyle bakın. Çay fincanları. Aslında şuna ben bir ara bakmıştım böyle. 6 ile birlikte. Ne kadarmış? 125 lira. Şu fanuslar 135. Kek için olanı 175'miş. Ne yaptın? Ay Azra baksana kupalara. Gene geldim buraya. Geçen aldıydım ya. Çok tatlı. O benim aldığım şundandı. Şunun, ha, şu kahveden. Mi? Var ya benim şundan. Aynen. Bir tane almıştım ama kupalar çok güzel. Şuna bak harfler de var. Aynı 50 lira. Şöyle pasta setleri gelmiş. Bakın çok güzel. Ay şu güzelmiş. Ne kadar ki? Şununki yazmıyor fiyatı. Yeni mi gelmiş? Yo şurada. 245 lira. Azra baksana. Ne kadar hoş. Şunlar değil de şu güzelmiş. Şöyle var. Hıçkırık mı tuttu? Su alırız çıkınca. Su içince geçer. Şunları gördüm. Aravun. Kapaklı böyle porselen şekerlik. 35. Çok güzelmiş Azra. Şu beyaz da güzel. Bunu beğendim. Hadi gidelim gel. Ödeyelim onları. Şurada ne var? Sunumluklar var. Biz Azroş'la Ahram'a gidiyoruz. Emral'e geldik. Ayten ablaya bir şeyler bakacak. O deri montlardan bu da denemek istiyor. Onda bir aklı kaldı ya. Gel dedim orada deneyelim madem. Ayten ablanın yanına gidiyoruz şimdi. Azra onların kısaları da var. Uzunlu ben denemiştim. Abiyeciler, çeyizciler hepsi Emral çağrısında gelinlikçiler. Gel Ahram burada. Dene bakalım Azroş. 36'yı bir dene bakalım Azra. Gel böyle. Gel bakayım. Bu kısa olanı. Uzun olanı da var. Düzelt bakalım. Bunlar da aklı kaldı. Ben de hani olgun gösteriyor biraz diye istememiştim biliyor musun? Evet. Rahatsız mı ediyor? Öbür uzunlu dene bakayım. Krem de güzel oldu. Azra deri cekette emin olamadı. Bu sefer kendi istemedi. Giyince dedi bir tuhaf oldu dedi. Neyse bak ben de dedim ki mod dene o zaman. Bu krem güzelmiş. Bir de o turuncuyu da dene bakalım. Azra Ayten abladan o krem rengi montu aldı. Deriyi bu sefer kendi istemedi bak. Hoşuna gitmedi deneyince. Şimdi canı burger istemiş. Bir tane burger alacak. Ben yemeyeceğim. Azroş en sevdiğini aldı köfte burger. Ben yemeyeceğim evde çünkü yemeğimiz var. Ama patates almayacağım. Ama sana kıyamadım tabii ki. Azra çok seviyor çünkü. Dedim sen ye. Ben evde yerim kızım. Oturduk şimdi böyle çarşıdaki burger'a. Birkaç yere daha gireriz. Ondan sonra da gideriz zaten. Yemeğini yedikten sonra Barış Kırtasiye'ye uğradık hikaye kitabını sormaya. Bulamadık. Yeni bir hikaye kitabı vermiş öğretmen. Neyse. Atölyem 7 Türkçe'yi de internetten alacağız. Eğer bir daha soracağım şimdi bir şansını deneyeceğim. Yoksa internetten alacağız. Öyle. Şimdilik karnını doyurdu. Dedim evde yemek de yiyeceksin. Öyle olmaz. Çünkü burger insanı doyurmuyor zaten. Nohut pilavı seviyorum anne yiyeceğim dedi. Bakalım. Akşam bir daha yer yani. Öğretmenler pazarına bir daha bakalım. Sonra bir Japon pazarına gireceğiz Azra'yla. Şansına belki Azra bugün gelmiştir.
İnşallah gelmiştir de internetten alacağız yoksa. Dün sordum ya kızı. Evet, öğretmenler pazarına sordum. Buraya gelecek dedin ya. Onlar Barış'ta satılmıyor. En azından hikaye kitabını bulduk. Bunu istemiş bu hafta öğretmen. Kaşif. Katerina Randall. Dur bakalım, atölyem 7 geldim, onu da soralım. Japon pazarından da Azroş alacaklarını aldı. Hikaye kitabını aldık öğretmenler evinden. Onu bulduk. Ama atölyem 7 o yok. Mecbur internetten alacağız. Eksiğin gediğim bitti mi Azra? Bugün eksiklerini tamamladı bakalım. Nihayet okul çıkış saatine yetiştik. Aslında Rıza'ya söylemiştim. Geç kalırsak sen alırsın diye. O da tamam demişti ama. Tam zamanında geldik aynen. Alalım bari. Der şimdi ben siz nereye gittiniz der. Gel bakalım. Teneffüs saati herhalde aynen bu saatler. Eve geldik, hemen yemeklerin altını yaktım. Rıza da yoldaymış. Ben de acıktım. Vallahi açız yani. Bugün Azroş için indik, gördünüz. Aklımda yoktu. Okuldan gelince o deyince indik. Montu da biliyorsunuz o deri ceketlerden, işte onlardan istiyordu, tüylülerden. Ama bu sefer deneyince vazgeçti. Buna karar verdi. 550 liraydı. Kuzu markasının. Bunlar güzel oluyor, yumuşacık. Makineye de atılabiliyor. Yani en güzel özelliği benim için makineye atılıyor olması. Krem rengi her şeyle olur dedik. Bir ara siyah alayım dedi, vazgeçti. Her neyse, yapıştırıcı lazımmış ona. Bak baban geldi, dur Azra aç kızım. Şu yapıştırıcıdan aldı. Bu hikaye kitabını bu hafta öğretmen yeni vermiş. Şunlar lazım dedi. Bir de şöyle bir şey aldı kendine. Doğalgaz faturamız gelmiş 550 lira. Annene de 1000 lira mı gelmiştir Rıza? Kayınvalideme 1000 lira gelmişti. Bizimki işte merkezi sistem. İlk kez bu kadar yüksek geldi. Geçen senelerde en yüksek biz 350 falan ödedik yani. O da kara kışlarda böyle. 550 gelmiş. Elektrikte 700 lira geldi arkadaşlar bu arada. Geçen bir arkadaş soruyordu. Tarife değiştirdikten sonra elektrik faturan fark etti mi diye. O da 700 geldi. Şöyle turşumdan da açtım yine. Son 2 kavanozum kalmıştı zaten. Valla çok güzel olmuştu. Yakında yine bundan yapmak lazım. Çünkü böyle yemeklerin yanında güzel oluyor. Kızlar da sadece yoğurt diyorlar yemeğin yanında. Rıza ile bana koydum. Oturdum kaldım şurada valla. Herkesin karnı doydu. Ama mutfak beni bekliyor. Makinam da temiz dolu. Onu önce yerleştirmem lazım. Ama yemekten sonra şöyle ağırlık çöküyor. Bir ağırlık çöktü. Hafiften şuramda da ağrı var gibi. İnşallah şey olmaz. Artmaz yani. Böyle şu Esra Erol'da ne kadar bağırışıyorlar. Ben buna bakmıyorum. Normalde de akşam saatlerinde böyle açıyoruz ya televizyonu. Sabah tabii ATV açıktı. Müge'ye baktığım için açık kalmış. Ay onların sesinden belki de başım ağrıdı. Neyse kalkayım, mutfağımı temizleyeyim. Telefonu biraz şarja takayım. Ondan sonra çay demleriz. Çayımızı içeriz bakalım. Çay içesim var. Evet, geldim mutfağa arkadaşlar. Her yer her yerde. Önce makinayı boşaltalım. Ondan sonra devam ederim. Makinayı yerleştirdim. Tencerelerimi küçülttüm. Yemekleri küçük tencerelere aldım. Burası daha da karıştı. Bu tarafı da temizledim. Pilavım bu kadar kaldı. Yemeğim de bu kadar kaldı. Evet, tertemiz yaptık mutfağı. Buralar da tamam. Tencerelerimi de güzel yıkadım. Lavabomu da cifledim. Artık çayı demleyip buradan çıkabilirim. Şöyle çayımı da demledim. Artık çıkıyorum mutfaktan. Şimdi pijamalarımı geçireyim. Pijama moduna geçeceğim. Çayımız demini almıştı arkadaşlar. Altını yaktım. Bir dilim de pasta koydum. Kayınpederim uğradı şimdi. Ona da böyle tabakla verdim. Evde yerim dedi. Burada yemek istemedi. O da yeni gitti. Biz de çayımızı içiyoruz bakalım. Saatler 10.30 gösteriyor. Yine mutfağa geldim. Canım bir Nescafe istedi. Çayı akşam içmiştik zaten ama bu saatte içmesem iyi de ne yapayım? Bugün hiç içmedim ondan. Türk kahvesi içtiydik ama ondan içmemiştim. Her neyse, yine dizi yoktu bu yılbaşı dolayısıyla. ATV'yi açtım saat 9'a gelirken. Cezayir vardır zannediyorum, o da yok. Neyse, yarın ama şey var, Erkan Petekkaya'nın dizisi var. Fragmanını gördüm çünkü. Bu akşam da kaldık dizisiz. Instagram'a bakındım biraz. Ondan sonra biraz yorumlarınıza baktım.
Elif ile sohbet ettik derken bu saat oldu. Artık gidiyorum, veda edeyim dedim. Duru bir dilim daha pasta istedi. Ona şimdi pasta koymaya geldim. Kendime de bir kahve alayım. Videomu aktarayım. Ayarlarını yapayım. Ondan sonra günü kapatalım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.